Efendim, hoş geldiniz. Tekrardan uçan kafadan, uçan kafa MNX, bakınız. Mavi ekranda mavi tişört giyerek kafasını uçurtmayı başardı. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çok tuhaf gözüküyor ha. Baksana uçan kafa. Neyse, ne yapacağız? Vallahi karnımız aç değil, tok, sırtımız pek. Şunu yerim ben. Üzerine suyu içerim. Tuvaletten suyu alıp kitap okuruz güzelce. Sabah kahvemizde şöyle bir kitap okuruz. Zaten kondisyonumuzda bayağı yükselmiş olması gerekiyor. Evet, fullenmiş neredeyse. Mütecavız günlükleri değil. Artık biraz daha böyle rahat bir tatil edasıyla takılıyoruz efendim. Şimdi bu suyu alalım. Şu an kitap okumak için şahane bir durumdayız. Ama kitap okumalı mıyız yoksa doğrudan elimdeki balıklarla eve gitmeye mi çalışmalıyım bilmiyorum. Bu civara daha sonra tekrardan geleceğim balık tutmak için tabii ki de. Ama şu an için durumumuz çok iyi ve ben gitmek istiyorum. Kitabı okuyacaksak aslında kitap okuyabiliriz ya. Gerçi ben burada 2 tane tavşan yakalamak zorundayım değil mi? Çünkü 2 tane tavşan derisi eksik eldiven için. Benim eldivene acil ihtiyacım var. Okey. Bunlara da ihtiyacım olacak. O yüzden bunları toplayalım. Asıl yemek sıkıntımız yok. Tavşanlar, salın bir gelin bakayım bana bir yamacıma. 2 tanenize ihtiyacım var. Etten dolayı değil ama derinize ihtiyacım var. Elim donuyor. Yani malum kış günü. Eldiven yapmam lazım. Salın beni bir gelin buraya. Oh, yanıma geliyor, ne kadar güzel. Nasıl sıkıldım lan? Vallahi böyle bir fail olamaz. Yok böyle bir şey yani. Bak bunu sıkalamam. Oha! Yakın oldu lan, bunun eğimi mi değişti, ben mi saçmalıyorum şu an? Muhtemelen ben saçmalıyorum ama gerçi benim bilgisayarın FPS'i de biraz düştü. Ama suçu ona, FPS atamam şu an. Bak bu sefer bunu tutmam lazım. Aşağı doğru abi, bir dakika. Ah şöyle ya, ver şunu. Ufak kafasına. Bir tane daha ihtiyacım var. Bir adet tane daha ihtiyacım var. Come on. Come on. Come on guys. I need fucking food. Come on. Kurtlar gelmeden. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oha. Yes. Ben kafanı bir koparayım. Easy. Let's go. Tabii ki de çubukları es geçmiyoruz. Bu arada bayağı koku yayıyoruz. Yavaştan biz eve girelim. Sonra başımız nerede girmesin. Ben götümüzü dolmuş. Şimdi burada kitap okuyabiliriz bak. Şimdi kitap okuyabiliriz. Çünkü hazır yemek de var üstünde. Hani aç da değilim. Açık da değilim. Doğrudan şu an bir adet kitap okuyabilirim. Öncelikle okuyacağım kitap tabii ki de yaban mutfağı, yemek pişirme benim için şu an için daha iyi, önemli. Zaten o 1 saat kalmış bunun. Bitmiş. Bu bitmiş. Güzel. Açlık bitesiye kadar yapmayı planlıyorum. Voltacıyı araştıralım. Dikiş kitabı nasıl durumda? Okumalık durumu. Hiç başlamamışız. Voltacıyı araştıralım. Daha açık, daha iyi balıklar, daha iyi yemek. Sanırsam bundan daha fazla kitap okuyacak zamanım yok. Şimdi günümüz bitmeden önce elimizdeki tavşanları elden çıkaralım. Toplayalım abi. Testereyle yavaş yavaş. Testereye bile gerek yok aslında da. Testere kullan ya, ne olacak? emek parçası çok zaten. Hani testereyi tamir etme gibi bir edememe gibi bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Susuzluktan geberiyorken şunları atalım. Şimdi buradan dönüş çok sıkıntı olacak. Neden? Çünkü üzerimizde bir sürü balık ve bağırsak taşıyor olacağız. Bu da bütün vahşi doğayı üstümüze çekiyor olacak. O yüzden baya sıkıntı çekeceğimizi düşünüyorum ben. O işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ama bir şekilde çözmemiz lazım. Peki ne yaparak zaman geçirmeliyim? Pek de zaman geçirebileceğim bir alternatif yok. Bayağı yakıtım birikmiş. 0.60. Ey yavrum. Hatta şununla meşale yapalım ya. Dur bakayım. Meşale yapacak malzemem var mı benim? Az ya 10 var işte. Yetmiyor mu? What the fuck? Sırf bundan harcama diye şey yaptım ben de. Neyse ne diyeyim yani. What the fuck? İlla 11 mi lazım lan? Balaklık yapma. Bak şimdi 50'likten kullanacak, 10'luk böyle ayrıca kalacak. Gıcık oluyorum bu tip şeylere. Aa, kullanmamış. Çok güzel. Meşalemiz de var. Bir tane meşale yapıyor. Aynen bir tane meşale yapıyor artık. 0-10 bir tane meşale. Oldu ya. Normalde çünkü 0-20 ile direkt 2 tane yapabiliyordum. O hoş değildi yani. Biraz kaynak zararı oluyordu bizim için. İyi olmuş, güzel olmuş. Şimdi... Yatıp uyumak istiyorum ama bir yandan da istemiyorum. Ne bok yapacağız onu da bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Şunu parçalayalım. Biraz zaman geçmemiz lazım. Susuzluk olsun, sıkıntı yok. Biraz susuzluktan canımızın gitmesinde sıkıntı yok. Yatıp uyuduğumuzda iyileşeceğiz zaten. Biraz belki şeye sargı bezi yapabilirim. Bir tane sargı besi yapalım. Dışarıda fırtına başladı. Ben şurada birazcık zaman geçireyim. 2 saatlik zaman geçirsem sanırsam yeterli olacaktır. Açız, susuz biliyorum. Şimdi dışarıdan gidip yemeğimizi alalım. O şeyi yemeğini alacağım. Mümkünse bozuk olan yemeği almaya çalışacağım. Fırtınada kurtulacağını düşünmüyorum. Yani büyük fırtınalarda kurt sayısı ya çok azalır ya da yoktur yani. Ataşına gezer. Bayatı alacağım, bayatı yiyeceğim. Etleri pişirmediğimiz için yapacak bir şey yok. Tavşan etlerini pişirmem lazım bu arada. Taze kalırsa daha fazla koku yayıyorlar. Bayat balığı yiyelim. Zehirleneceksek şimdi zehirlenelim. Zehirlenmedik. Mükemmel. Suyunu iç. Bir sonraki sabaha biraz daha kitap okuruz. Bu bağırsaklar 4 lira mi gibi şey oluyordu. Muhtemelen bağırsakları beklemeye kalkarsak küçük balıkları yiyeceğiz. O yüzden bizim yarın gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz bilmiyorum ama umarım gidebiliriz. 8 saat uyuyabildiğim kadar uyuyor. Fırtına yoksa, sis yoksa yola çıkarız. Varsa eğer diyecektim de daha güneş daha anca doğuyor. Kitap okusak mı acaba? Şey var ya. Şimdi fırtına yakalanmak da istemiyorum da şeyim de var. Hani karnım tok ya. Okuyabiliyor muyuz bu ışıksızlıkta? Okuyabiliyorsak okuyacağım. Okuyabileceğim yani nadir güzel anlardan bir tanesi şu an çünkü. Görmüyoruz. Fuck this shit I'm going. Okay. Şu an koku var mı bilmiyorum da şu an için koku yok herhalde. Ama dışarıdaki etleri alınca özellikle. Atın F3'e batınca sanırsam tavşanlar atacağım. Tavşanlar atmakta sıkıntı yok. Balıklar daha fazla kalori var şu an. Taşıdığım balıklarda. O yüzden kurtlara kokmuş etleri sanırsam vererek buradan açabilirim. 3 mü? O söz. 3 biraz fazla oldu ya. Oğlum 3 çok fazla ya. Ve bağırsak atıyor ya. Bu bağırsak atıyor. Bir dakika. Bağırsakları içeride bırakayım. Bağırsaklara şu an için ihtiyacım yok. Diğer bölgedeki bağırsakları alırım olmazsa. Onlar muhtemelen kurumuştur. Şu an buraya tekrardan geleceğim için bunlara ihtiyacım yok. Tavşan postuna ihtiyacım var. Evet, ihtiyacım var. Zaten kokmaz herhalde. Oho, bu ne abi? Ne? 3 ne ya? 3 ne abi? Bana biri desin ki 3 çok fazla. Bu nedir? Alo. Ateş yakacağız. Ateş yakacağız. Ayıları da çekerim üstüme. Herkesi çekerim üstüme. 5 kilometredeki her şeyi çekerim. Ateş yakacağız. Şurada ateş yakabiliyor muyum? Şurada ateş yakabiliyor muyum? Şuraya ateş yak abi. Ver hızlanma şeyi, daya. Daya. 4 çubuk yeter mi bilmiyorum da. Yettiği kadar. Yettiği kadar. Şu tavşanları pişirirsek. Pişiremedik de ya. Odun yok ki. Nasıl pişireceğiz? Ha, 2 tanesi gitti bile. Tavşanları yesek. Bir saniye. 2 de çok fazla da. Tavşanları yesek ne kadar etkisi olur? Gelen kurtlara tavşan ikram etsem. Ne atıyorum? Aynen. Gidiyorum. 2 yıldızla gidiyorum. İşte gidiyorum. Şeyi söylemeden şarkının sözlerini de bilmiyorum. Haydi bakalım. Gayet uzun ve can sıkıcı yola adamımızı attık. O cezetten yine baş çıktı. Ve direkt bir tane Wolfteam menüsünü almaya, McDonald's menüsünü almaya geldi. Ya sen ne ara gördün de beni? Ben daha ilk gelene yemek verirsem olur mu böyle şey? Dükkan batar. Gerçi ben seni oraya çekersem muhtemelen sen benim ağzıma sıçarsın da. Base'e çekersem, base'e sistem yeterince bence kurt olacaktır. En az bir 5 tane kurtla kapışacağız base'te. Shit. Hipotermi riski ne ya? Sabah ayazı vurdu. Valla kurttan birinden kurtulduk. Tam olarak nereye gittiğimi bulursam daha mutlu olacağım. Sanırsam bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Bayağı da yorulduk ya. Abi yolun ucu yok. Bu nedir? Karayı görebilir miyim? Şu kulübeye bakmak istiyorum. Eğer müsaadenizle vaktimler. Müsaadenizle. Oh, sen de gel. Gel. Oh var gel. Tamam, vazgeçtim, bakmıyorum. Çünkü ben bakasıya kadar o kurt gelecektir. Nasıl buraya tekrar geleceğiz. Bağırsaklar için geleceğiz. Bir kurt da oradan geliyor. Mükemmel bir şey. Mükemmel bir atlayış. Abi karaya. Karaya. Oh, soğuk ısınma riski. Sırsın. Ateş yakacak odum olsa gideceğim direkt de. O içinde odun da yok. Baktığım kadarıyla. Tamam, burası kolaydı. Burası çok zor değildi. Ama bundan sonrası çok zor. eğer kurtlar içeri spamlandıysa işim yaş. Dışarı spamlandıysa şansım var. Her türlü sıkıntıdayız. Çünkü Coastal Highway'deki işte gaz istasyonunun etrafında ya gaz istasyonunun çevresinde direkt böyle içinde spamlanıyor kurtlar veya hut şeyde spamlanıyor. Bu geyik deşinin etrafında sahilde biraz spamlanıyor. Sahilde ise sıkıntı yok. Sahilde değilse sıçtık yani bildiğin yani kelime şehadet. Üzerimizde top yükünde et var. Kurtlar bildiğin ziyafet çekmek istiyor şu an bizden. Buna ayı dahil. Sol taraftan ayı bile çıkabilir karşımıza. Sırf kokuyu alıp. Ki geliyor da olabilir şu an. Ona da bir bakalım da. Evet bir tane kurt oradan gördü bizi. Direkt gördü bizi. Ve kurtlar burada spamlanmış. Şimdi Wolfteam'ler. Bir saniye salarsanız beni. Ben size barbekü vereceğim. Barbekü bak barbekü diyorum. Bak barbekü. Kübarbe. Barbekü. Ama şu an için güzel dojladım. Dur bakalım. Mesafeyi koruduğumuz sürece sıkıntı olmaz. Ama ben bir tane daha kurtun çıkacağını tahmin ediyorum karşıma. Umarım çıkmaz. Umarım çıkmaz. Umarım çıkmaz. Bir de benim eve girmeden önce hızlıca etleri bırakmam gerekecek. Bırakamayacağım. Girdim içeri. Bir ara müsait olmadan dışarı bırakmam lazım etleri. Çünkü çabuk bozulacaklar. Neyse çok güzel loot yaptık. Başarılı bir loottu. Güzel bir loottu. Özellikle şu derileri bir bırakalım. Aklıma daha fazla zaman kaybetmeden bunlar kurusun. Çünkü eldivene aşırı ihtiyacım var. Soğuk ısınma riski beni deli edecek yoksa. Şimdi kıyafetlerde bir sıkıntı yok. Yedek bir kıyafet bulduk. Onu storelayalım. Yeah. Biz daha önceden bir kıyafet storeladık mı buraya? Yok. No problemler. Evet mahvolmuş kıyafetlerimiz var. Mükemmel. Şimdi. Yemekleri bir storelayalım. Üzerimde bolca balık falan olduğu için ilk onları tüketmek istiyorum. Çünkü bu kavanozdakiler falan daha geç bozuluyor. Bildiğiniz üzere. O yüzden bunları storelayıp hazır etleri falan tüketmeyi tercih ediyorum. Şimdi dışarı bırakmak istiyorum da biraz zaman geçirmem lazım. İçerideki sıkıntı aşılsın. Biz zamanında tabii ki de hazır sıkıntımız yokken hiçbir sıkıntımız yokken kitap okuyarak geçirmek istiyorum. 3 saat okur muyuz? Gayet okuduk, yok ettik. Güzel. Şimdi abi hemen dışarı çıkıp ne yiyeceğiz bugün? 500 1000 250 ne ya? Tamam. 250'ye at. 510'a at. Bunları yeriz. Diğerlerini attım abi. Abi Wolfteam. Bekle bir saniye. Isırma. Isırma. Jumpscare. No jumpscare. No kiss. No kiss. Hadi. Hadi görüşürüz. Tamam. Dışarıda yemiyorlar. Nedense yemiyorlar. Ama dışarıda bırakınca tabii geç bozulacakları için benim için daha iyi. Dışarıda tutmak her zaman için faydalı. Alright. Şimdi ne yiyeceğiz ne içeceğiz bilmiyorum. Hazırladıysa yemeklerimiz orada da. Ne yapacağız onu bilmiyorum. En azından burada belki kitap falan okuruz. Su ihtiyacım olan neyse. Yaparız su. Gerçi benim su storlamıştım herhalde. Ateş kullanmayalım yani. Şimdi ateş yapmak istemiyorum. Ve yakacak odunum da yok. Bir sonraki gün belki odunlarla uğraşabilirim. Abi bu şey niye aşağı inmiyor? Heh. Ver abi ver. Şimdi bizim ağırlık nerede? Ki ağırlık yok zaten. Ne ağırlığı? Ne demek ağırlık? Bunu at. Bitirdiğim kitapları bir atalım. Normalde bunları yakacak olarak kullanmam gerekiyor ama ben bunları biraz dekorasyon olarak kullanmak istiyorum. Şekil duruyorlar. Sonrasında ihtiyacım olursa eğer bir tane yanımda taşırım. Şuraya da dergiyi koyalım. Okuduğumuz kitapları alalım efendim yavaştan. Onun dışında. Evet, biraz yakacak sıkıntımız var. Mevcut. Bir kibritlerime bakmak istiyorum. 90'lık. Bu ikisi stacklanır. 22 olsun da. 86'lık 12 var. 82'lik 16 var. Şunları alalım. Şu ikisini alalım. 24 tane kibrit bana yetecektir çoğu rahatlıkla. Onun dışında gerek yok. Bunlar kalsın. Meşalemiz mevcut. Bu yakıtımız var artık. Bu yakıtı soylayacağım. 0.50 yarım litrelik. Ne olur ne olmaz. Bulunsun. Daha sonraki balıklardan da o şeyi doldururuz. Bu fümer yakıtı full dolu. Güzel bir yakıtımız var artık. Şurada durabilir mesela. Hoş olur. Güzel olur. Onun dışında o ağırlığı da attıktan sonra zaten balıklar ağırlığın büyük bir kısmını oluşturuyor. Şu an bendeki odun da yok. O yüzden bir 17-16 kilo ağırlığa düşmüş olacağız. Ve yapacak hiçbir şey kalmadı. Kitap okuyacağız muhtemelen. Aynen. Bugünü kitap okuyarak geçirebiliriz. Hazır. Aç da değilken. Biliyorsunuz açken kitap okumuyor bizim karakter. Okuyabildiğin kadar oku. 3 saat okuyabileceğini düşünmüyorum. Okursan helal olsun. Okudu lan. Allah'a okudu. Lan. Acaba kitabı bitirsek mi bu kitabı? Şeyi versene sen bana. Şu bozuk çikolatayla şeyi ver bakayım. Şu 250'lik balığı yiyelim. Tamam, bu 250'lik balık bizi biraz tutar. Suyunu da iç. 250'lik balık yeter muhtemelen ya. 2 saat kitap okumaya yetmezse sıçtık. Boşa gitmiş olacak. Ben yeteceğini düşünüyorum ama. Ve yetti işte. İkinci yeteneğimizde 2 çıktı. İsterseniz yetenekleri hızlıca bir okuyalım. Yeteneklerimiz nerelere geldi? Belki bir şey eklemişler mi? Keşif kitabını da dediğimiz 3. kitap olaraktan şuraya koyuyorum efendim. Bir bakalım. Oh yeah. Evet, leş toplama yeteneğimiz 1. seviyede. Ölü bir hayvanı toplamaya alakan yok. Yani sakar öldüreceksin, kendine kesme demişler. Artık pişirme yeteneğimiz, kamp araçlarıyla pişirmede gittikçe daha iyi oluyorsun. Kendinle dahil hiçbir şeyi pek yakmıyorsun. Kendine de dahil. Pişirilmiş herhangi bir gıda eşyasından %10 ekstra kalorimiz var artık. Ateş yakma. Henüz ateş yakmada özel bir birikimin veya becerin yok. 1. level. Buzda balık avı. Kışın balık tutmaya giderek daha da alışıyorsun. Balık tutma araçlarını daha iyi kullanıyorsun ve oltaya bir balık takıldığı zaman daha iyi anlıyorsun. Balık tutma süresi %5 azaltılır. Yakalamada %8 misine kopma şansı. Güzel. Artık dışarılarımız daha düşük şansla kopacak efendim. Dikiş becerilerin gelişiyor. Artık biraz daha az hata yapıyorsun ve temellerin biraz daha hızlı tamamlanıyor. Güzel. %10 onarım süresi %10 azalır ve başarı şansı %65 arttırılmış. %65'e çıkmış. Madem okuduk hepsini okuyalım. Tüfek silahı. Ateşli silahlarda cemisin ve tüfek kullanmak sana göre değil. Nasıl şarjör değiştireceğini, nasıl ateş edileceğini ve ne tarafına hedefe yönetmen gerektiğini biliyorsun ama hepsi bu kadar. Okçulukta iyisin ve özel bir becerin ya da bilgin yok. Yayla ok atmayı biliyorsun ama eğitimsiz ellerinde doğru durmuyor demiş bize Hinterland Practice Sheet. Şimdi yapacağımız şey bilmiyorum. Volt atmak dışında yapabilecek bir şey var mı diye bilmiyorum yani. Nasıl olacaksa. Ben bunu kırabiliyor muyum? Vallahi kırabiliyormuşum lan. Yok et. Oduna ihtiyacımız oldu. Bugünlerde bunları kıracağız. Şunu da kırabiliyorsam gır. Gır. Dekorasyona başlatma. Oh. Tamam. Oduna ihtiyacımızı giderdik biraz. Ben bunun bir kısmını storlarım ama. bulunsun. Ne var? Bakın bizim... Ne kömürü bu? Normal kömür mü bu? Bir dakika. Unuttum ben bunu. Bizim normal kömür değil mi bu? Yakmalık. Aa iyiymiş lan. Sekiz. Tamam. Birkaç tane alalım yanımıza kömür. Şuraya biraz da biz odun bırakalım. 5 tane odun bırak. Tamamdır. Tamam suyu hallederiz ya ne demek. Hatta önce yemek yiyelim ki balık yiyelim ki susama. Sanırsam bu kadar yeterli olacak herhalde. Bizim şu şeye bakalım bir dakika. 133. Uyu bakalım. Yarın yola çıkacağız. Bağırsakların oraya gitmeye çalışacağım. Soğuk ısınma riski daha yeni mi iyileşti? What the fuck? Biraz dışarıda fırtına var gibi. Bizim için biraz sıkıntı. Biraz daha zaman geçirsek fena olmaz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Nasıl zaman geçeceğiz bilmiyorum. I need to find food. Demek sıkıntımız yok. Şimdilik yok en azından. Tamam bir saat şuraya yat ne yapayım yani. Orada yanıma okuyacak kitabı da alacağım. Nerede o okul olarak kitap? Bir okçu kalmış. Tabii ki de elinin sonunda bir ok yapacağımız için, okya yapacağımız için halihazırda bir levelde başlamamız bizim için büyük bir avantaj olacaktır ileride. Şimdi ilk buraya giderken geldiğimiz yerdeki bıraktığımız derileri ve bağırsakları almak için o inik bölgeye gideceğim. Umarım Wolfteam yoktur. Ben koşuyorum. Sağma solma bakmadan koşuyorum. Biraz sakıncalı. Ha, geldi. İksel eksiktim. Ben koşarım abi, kaçarım. Hiç seninle muhatap olamayacağım. Evet, sanırsam izimi kaybettirdim bile. Tabii ki de bu yolda sırf bağırsakları almaya gideceğiz. Civardaki şu balık evlerine bakacağım. Ve civardaki bütün odunları toplamam lazım. Biraz odun stok yapmam lazım. Çubuk stoğu yapmam lazım. Hala elimde çekiç olmadığı için biraz sıkıntı. Ama şu balıkçı kulübelerinde çıkma şansı var. Çıkma şansı var. Çekicin. O yüzden oralara bakmam gerekiyor. Hatta oralarda uyku tulumu çıkma şansı da var. Benim için o daha değerli. Çekici bir şekilde buluruz. Eğer şeyi soruyorsanız hani ne zaman çekici yapacaksın diye. Valla öncelikle dediğim gibi çekici bulmak istiyorum. Yani. Güzel düşünmüşüz. Var mı burada bir şeyler? Hiçbir şey yok. Can't feel my feet. Really? Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey yok burada. Şuradaki kulübeye gideceğim. Daha sonra dolaşıp oraya gireceğim. Çünkü abi yeter artık. Soğuk ısırma riski yeter artık ya. Allah'a yeter ya. Bu ne riskmiş arkadaş ya. Yeter artık. Evet dışarısı da bayağı soğuk herhalde de. Eksi 30 ne ya? Eksi 30 ne ya? Benim eksi 17, eksi 47 mi? Ne oluyoruz oğlum? Eksi 47 ne? Üstünde öyle aşırı dandik bir kıyafet de yok ha. Var da hadi. Yine fena değil canım, üstüm çok kötü değil yani. Odun var mı lan? Var odun, güzel. Heh. Yedek ceket olmuş oldu. Yedek ceketten öteye gidemeyecek bir şey ama o. Şu rafta bir şey var mı diye şöyle bir kontrol edeyim. Yok. Burada hiçbir şey yok. Odun ve yelek bulduk buradan da. Şimdi kurtların müsaadesiyle bağırsakların çıktığı yere gitmek istiyorum. Bağırsakları kurutmaya çalıştığım yere gitmek istiyorum. Yol üzerinde sanırsam bir tane daha şey olması lazım. Balıkçı kulübesi olması lazım. Tam olarak nerede bilmiyorum ama şu an göremiyorum daha doğrusu. Şu mu acaba? Abi bu ne ya? Bu nedir ya? Bu soğuk nedir? Yok olduk ya. Vallahi yok olduk ya. FPS bile düşürüyor. Cidden düşürüyor FPS. Hani şu an YouTube'a giren FPS düşüklüğünden merak etmeyin. Bende de düşüyor yani şu an. Biraz da dikey 800'e son açtığım için de o da kayıtlı daha rahat gözüksün diye size konu yapıyorum. Ne yazık ki açıp kapatmak isterdim de. Kendi performansımı arttırıyor. Yani 40 FPS falan alıyorum. 50 FPS alıyorum. Kayıt yaparken açarsam. Ama yani dediğim gibi bazen fidakarlık yapmak gerekiyor. Ne yazık ki. Evet, bu civarda kurt var mı bilmiyorum. Şu loklardan ve fırtınadan göremiyorum ama bir odun parçası daha bulduk. Oduna hayır diyecek durumda değiliz. Odun her zaman başımızın tacı şu an için. Yukarıda raflarda bir şey var mı? Ama buralardan hiçbir şey çıkmaması beni biraz rahatsız etmedi değil. Ekstra loot bulamadık. Şimdi şuradaki kulübeye girersek ben bu bölümü orada bırakmak istiyorum. Dönüşte bir yere uğrar mıyız, uğramaz mıyız bilmiyorum. Uğramaya niyetim yok çünkü bu soğuk ısınma riski beni, oha ölüyorum. Gördüğünüz gibi soğuk ısınma riski olursa kalıcı kondisyon kaybediyoruz biliyorsunuz. Defalarca kez söyledim ve en nefret ettiğim hastalık yani. Çünkü kalıcı kondisyon, iyileşme şeyi yok yani. Hipotermi, hani yat bütün gün, sıkıntı yok. Ama parmağımız donunca donuyor yani, bildiğin yok oluyoruz. Ama gelmek üzereyim kulübeye. Evet, civarda kurt yok gibi, şükürler olsun. Yani şu an ağzımı açtım, şimdi şuradan bir tane jumpscare kurt atlayacak muhtemelen de. Abi çom ağzımı çok güzel açmışım ben ya. Gel. Gel. Ulan parmaklar donacak. Hadi git. Çabuk git. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Gel saldır. Hah git. Çabuk git. Ben gidiyorum abi. Parmağım donmadan önce gidiyorum ben. Oh şükürler olsun. What the fuck? Sıcak mı içerisi? Tamam güzel. Ben yatarım burada. Açım. Yeah. Ya abi. 300-300'e. 2 saat yat şurada ya. 2 saat yat şurada. Ben de bu bölümü burada bitireyim. Daha bunun dönüşü var. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Bakalım. Hatta yorumlarda siz belirtin. Öyle yani. O bağırsaklarımız. Oha kurumamış da. Biraz belki burada zaman geçirmek zorunda kalabilirim. Kurulmuş bağırsak biraz sıkıntı. Şunu parçalarız falan filan. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki Long Dark Mütecavız Günlükleri bölümünde görüşmek üzere. Ha, bu arada canlı yayında doğruyun ha. Her gün yayın yapıyoruz neredeyse. Ve tekrardan söylemem gerekirse mnxshadow.com/takvim ile O siteşte kurcalayın. Orada bloglar var. Haftalık yayın programımız falan var. Bir göz atın isterseniz. Yakın zamanda hatta gelir mi bilmiyorum. Cuma'ya kadar gelir mi? Gelebilir muhtemelen. Görürsünüz. Wolfteam MNX'a başlıyoruz canlı yayınlarda. Kaçırmayın. Sizden kaçırsanız dahi YouTube'a gelecek yani. O konuda çok sıkıntı yok ama beraber tecrübe etmek istiyorsanız hadi buyurun. Canlı yayınlarımız twitch.tv.minix.club adresinde ve saat 7 ile 12 arasında yayın aralarımız var. O saatler arası yayın yapıyoruz. Bazen erken 3 aşağı 5'e de yarım saat erken ya da geç kapattığımız olabiliyor yayınları. Böyle yani onun dışında pek bir şey yok. Takvim yolunca sadık kalmaya çalışıyoruz. İkide bir de sormayın oynayacağım, neye biteceğim diye takvimde yazıyor. Yani boşa mı yazıyoruz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.